selamlar herkese. Şu anda şahane bir yerdeyiz. En azından bizim için öyle. Bir süredir karavan alma hayalimiz vardı. Bugün bu hayalimizi eyleme dökmek üzere karavan bakmaya geldik. Ve istedik ki biz kendimize karavan bakarken size de birkaç farklı karavan modeli göstermiş olalım. Siz de fikir sahibi olursunuz bu konuda. Almak isterseniz, ilgilenirseniz. Çünkü biz araştırırken biraz zorlandık açıkçası çeşit bulma konusunda. O zaman başlayalım gezmeye ilk karavanımızla. Oturma bölümüyle başlayalım isterseniz gezmeye ve hatta ben de böyle oturacağım. Bu oturma bölümü hem yemek yemek için hem gün içerisinde burada vakit geçirmek için oldukça geniş ve ferah bir alan. Kapattığımız zaman da bu masayı çift kişilik gayet geniş bir yatak haline dönüşüyor burası. Bu karavanın bence en güzel özelliklerinden bir tanesi de dolap sayısının oldukça fazla olması. Hatta birkaç tanesine bakalım isterseniz. Görebiliyoruz değil mi Celal'in içini? Evet görebiliyoruz. Göstereceğim. Dediğim gibi sayı olarak da fazla zaten oldukça. Mutfak bölümümüzde oldukça kullanışlı görünüyor. 3 adet ocak var burada. Lavabosu, çekmeceleri. Yine evet açabildiğim çekmece. Kaşık çatal için burası. Alt tarafında şöyle bir yer var. Görebiliyor muyuz? Sebzelik gibi bir bölüm var burada. Çöp kutusu var. Yine yağ vesaire gibi mutfak malzemelerini koymak için bir alan. Burası da zannediyorum evet buzdolabı. Buzdolabı da 3-4 kişilik bir aile ya da bir arkadaş grubu için artık her nasıl seyahat edecekseniz. Girişe bakalım biraz da. Girişte de böyle bir dolabımız var. Dediğim gibi dolap sayısı o kadar fazla ki istediğiniz kadar yayılabilirsiniz bu karavanda. Ayakkabılık olarak kullanılabilir bu bölümde. Ve hemen yan tarafında banyo, tuvaleti bulunuyor. Gel istersen Celalettin. Hatta şöyle sen geç. Ayna sayısı fazla ve aynaların içerisinde de dolaplar mevcut. Duşu, lavabosu küçük fakat çok kullanışlı bir alan haline dönüştürülmüş burası da. Evet, buraya da baktıysak artık yatak odası bölümüne geçebiliriz. En güzel özelliklerinden biri yani özellikle ailece seyahat edecekseniz ranzalı olması. Eğer çocuklu bir aileyseniz iki kişi ranzada yatabiliyor. Galiba evet bir tane de burada yatak oluyor. Üç kişilik bir yatak bölümü oluşuyor burada. Yine her tarafta zaten camları olduğu için gayet de ferah bir alan olacağını düşünüyorum ben konakladığımız zaman. Yine dolaplar aynı şekilde girişteki gibi sayıları fazla. Altlarında da bu şekilde raflar mevcut. Ve girişte şöyle bir tane daha dolabımız var. Bunu göstermedik. Ha en önemlisi yatak odası bölümünün bu kapıyla benim şu an açamadığım ve zorladığım kapıyla kapanıyor olması. Celal'de bu kapıyı açamıyorum. Evet. Arka tarafında bir kilidi var ama açacağım. Açamıyorum Celal'in. Demek ki sen olmayınca ben bu kapıyı açamam. Bu karavan bizim yapacağım. O zaman çocuklar... Evet açamadım. Keselim Celal'in açsın devam edelim. Evet, Celalettin kapıyı açtı ve hop, gayet 1+1 ev haline dönüştü. Yani benim çok hoşuma gitti bu özellik. Onun dışında göstermediğimiz sadece bu dolap kaldı galiba. Oraya böyle gelebileceksen Celalettin bu kısmını da gösterelim. Burası da bence portmanto gibi belki kullanılacak bir dolap olabilir. Evet, askısı da var bu şekilde. Bir dolap da mevcut. Biraz da dışına bakalım karavanımızın. Ve ikinci karavanımızdayız. Ya bu karavanın özellikle şu cam bölümünün büyük olması benim çok hoşuma gitti. 4 kişilik bir karavan bu. İçine bakalım. Gel Celalettin. Karavanın içine geldik ve hemen oturdum. Oturma alanı gerçekten ev konforu gibi adeta. O kadar geniş ki koltukları ve çok rahat. Burası da yine aynı şekilde kapandığında yatak oluyor mu? Oluyor burası değil mi Celalettin? Oluyor mu? Oluyormuş. Burası da yatak oluyormuş. O zaman burası çok daha büyük bir yatak oluyor. Biraz daha avantgard bir model bu. Dolap sayısı diğerlerine göre daha az. Hatta şöyle bir tanesini göstereyim.
basmalı şekilde açılıyor bu. Kapakları farklı ama içeride tek bir dolap şeklinde burası. Mutfak bölümüne bakalım bunun da o zaman. Bakabiliyor muyuz? Evet. Aşağı yukarı benzer modeller aslında baktığınız zaman. Yine lavabosu ama bunu zannediyorum, evet, iki tane yemek pişirme bölümü var. İki tane bile yeterli aslında. Üç tane olması. Artık biraz daha bonkörlüydü diğer karanlık galiba. Bunun bütün dolapları da basmalı şekilde açılıyor. Yine çekmecemiz var. Lavabonun altında bir saklama alanı. Ve burası da buzdolabı. Ama buzdolabı yok şu anda. Buzdolabına harici olarak takıyoruz galiba buna. Böyle bir saati var bunun. Birazcık nostalji yapalım derseniz. Böyle bir saat kullanabilirsiniz. Altında da ayakkabılık olduğunu düşündüğüm, evet, bir dolap mevcut. Zannediyorum burası da banyo bölümü. Celalettin, gel istersen böyle. Bir önceki banyo biraz daha kullanışlıydı bence bu karavana göre. Bunun lavabosu, bunun altında tuvalet bölümü mevcut. Şöyle, evet, kaldırdığınız zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi diğerini kullanmak çok daha rahattı. Fakat bu da ihtiyacı karşılamak adına gayet elverişli. Ve burası da yatak odası bölümü. Neyse ki kapı sınavım olmayacak burada. Kapısı yok buranın ama kullanım adına ben diğerini daha çok beğendim galiba. Bir aynası var yatak başlığında buranın. Gösterebiliyorsak Celalettin. Yanında atlikler var. Yine dolapları var 3-4 adet. Yani dolap sayısı çok fazla değil ama yeterli olur mu? Bence kesinlikle olur. Bu görmüş olduğunuz alanda zaten tamamıyla cam bölümü ve açılıyor orası da. Yine gayet ferah bir karavan. Birazcık da dışına bakalım. İçi bu kadardı. Son karavandayız. Hadi gelin bakalım. Ve karavanın tabii ki oturma bölümündeyiz. Yine bu karavan diğerlerine nazaran biraz daha geniş. Bu yüzden daha aydınlık ve daha ferah, daha ev gibi aslında, daha konforlu. Bunun oval bir masası var. Oturma alanı C şeklinde. Gayet güzel koltukları ve rahat. Hatta dolap sayısı da ilk karavan gibi fazla burada oldukça. Dolapların nasıl açıldığına bakalım. Yani böyle bir sistemi var. Çektiğiniz zaman direkt açılıyor. Yine altlarında raf bölümleri var. Mutfak yine aynı şekilde hemen yan tarafında bulunuyor. Burası klasik lavabo bölümü. Ocak bölümü de bunun. Bunun da 3 tane. Kaşık çatal bölümü. Ve yine altta sebzelik tarzı bir bölüm var. Fakat bununki iki tane raflı. Hemen yan tarafında da yine buzdolabımız var. Birazcık daha temiz bir buzdolabı bununki. Yine eşyalarınızı saklayabileceğiniz bir alan. Açamadım burayı. Evet, burayla devam ediyorum. Evet, senden yardım isteyecektim ama burayı açtım. Burası da yine ayakkabılık olarak kullanacağınız bir bölüm. Dolaplar o kadar sert ki yolda giderken asla açılma söz konusu bile olamaz. Burası da banyo tuvalet bölümü. Aa, çok ferah burası. Gel istersen. Hem renkleri açık hem dolap sayısı oldukça fazla. Gayet güzel bir banyo tuvalet bölümü bence. Bunu çok sevdim. Karşı tarafına bakalım. Yine ısıtıcımız mevcut burada. Ve hemen üstünde de böyle bir giysi dolabımız var. Hemen yan tarafında bir dolap daha var bunun. Ayakkabılık bölümü girişteki küçüktü. Zannediyorum ayakkabılık olarak yapılmış. Ya da her nasıl kullanmayı tercih ederseniz. Hemen altında da devamını görüyoruz. Ve yan tarafında da yine tabii ki yatak odası bölümü. Bunun da kapısı kapanıyor ama ben şu anda kapı kapatma sınavı vermeyeceğim yeniden. Siz diğeri gibi düşünebilirsiniz.
Bu bölüm tamamen ayrılıyor. Bunun farkı iki tane tek kişilik yatak olması. Eğer çift değilseniz çok daha kullanışlı olacaktır sizin için. Ve yataklar da oldukça geniş. Her iki tarafında da camları var. Bu da gayet aydınlık olmasını sağlıyor. Dolap sayısı da bunun gayet yeterli ve hatta dolapların iç kısımları da oldukça geniş. Ve burada da küçük bir tane ortak komodini mevcut. Bu karavanın içi de bu şekildeydi. Dışına bakalım şimdi de. Videomuzun sonuna geldik. Siz de eğer bizim gibi çekme karavana aşığıysanız umarız ki bu video size biraz olsa ilham olmuştur, fikir vermiştir. Ve o zaman bir sonraki videoda bizim karavanımızda görüşmek üzere.